1999 depremi bize daha dikkatli olmamız gerektiğini elbette ki öğretti. Öncesine nazaran bugün Türkiye'deki insanlarımızın, yöneticilerimizin deprem hakkındaki görüşleri ve depreme karşı verdikleri tepki elbette ki farklı, daha olumlu yönde. 1999 depremlerinde 20.000 kişiye yakın insanımız maalesef öldü. Ondan önce de depremlerde, yani demin saydığım depremlerde binlerce insan öldü. Yani 39 ile 99 arası yaklaşık 60.000-70.000 insanı kaybettik. Ama o depremler bize bir şey öğretmemiş. Demek ki biz bu kayıpları verdik. Biz depremi bir afet yönetimi gibi algıladık. Olduğu zaman gittik yaraları sarmaya ve yıkılanları, kırılan, dökülenleri düzeltmeye çalıştık. Deprem olmadan önce depremin zararlarını azaltabilecek bir takım çalışmaları yapmak. Bugünkü bilim, teknoloji, anlayış da zaten bunu gerektiriyor. 99 depremi Türkiye'ye depremle nasıl yaşanması gerektiğini anlattı ama henüz daha o anlatımın gereği olarak biz yapılanmadık, hazırlığımızı maalesef tamamlayamadık. Yani kesinlikle pahalıya patlayacak, bunu üzülerek söylüyorum. Şimdi bir İzmir depreminde bile, kaldı ki o deprem İzmir'in depremi değildi, 80 kilometre İzmir'in uzağındaydı. Orada bile 100 kişinin üzerinde zayiat verdik. Şimdi İstanbul'a geldiğimiz zaman İstanbul'da yapı stokunun önemli bir kısmı deprem güvenli değil. Hem devletimiz, hem iktidarımız, hem yerel yönetimlerimiz artık depremi ciddiye alıyor, bir şeyler yapıyor. Tabii bir şeyler yapıyor derken bizim fazla zamanımız yok. Yani bu yapılacak şeylerin hızla yapılması gerekiyor. Ülkenin başka sorunları da var. İşte malum yangın sorunu, işte bildiğiniz sel sorunu. Burada da insanları kaybediyoruz. Yani buralara da yetişmek zorundayız. Ama deprem de beklemez. Bir kenti sadece yapı stoğunu güçlendirerek o kenti depreme hazırlayamazsınız. O kentin altyapısı var, yolları var, barajları var, işte doğal gaz şebekesi var, içme suyu şebekesi var, kanalizasyon şebekesi var, tünelleri var. Yani bu altyapıyı da depreme hazırlamak lazım. Siz eviniz sağlam olur da altyapı tamamen devre dışı çıkarsa, kalırsa ne olur ki? Yani hiçbir şey yapamazsınız yani. Lazım. Deprem çevreye büyük zararlar veriyor. Deprem toprağı kirletiyor, denizi kirletiyor, suyu kirletiyor. Neden? Çünkü milyonlarca ton moloz çıkıyor. Bu molozları götürüp o telaşla gömüyoruz. Bu gömdüğümüz molozlar daha sonra fiziko-kimyasal değişikliklere uğruyor. Yağmur suları, yeraltı sularıyla bu zehirli madde diyelim, ağır mineraller, her neyse toksik mineraller taşınıyor denizlere, balıklar vasıtasıyla besin zinciriyle insana dönüyor. Toprağı kirletiyor, orada domates ekiyorsun, insana dönüyor. Ayrıca ekonominin planlanması lazım. Yani sadece yapı stoğuyla olmuyor. Şimdi Marmara bölgesi Türkiye'nin can damarı. Şimdi burada bütün fabrikaların kapandığını, ekipman, iş gücünün depremde büyük ölçüde hasar aldığını düşünün. Bunu hemen yarın düğmeye basıp çalıştıramazsın. Aylarca üretmeyen, aylarca deprem altında ekonomisi durmuş bir Marmara Türkiye'yi dizüstü çöktürür. Halk depremde ne yapacağını bilmiyor. Depremden korkuyor, depremin ne olduğunu biliyor ama gerçekten şu anda bilmiyor. Evini bile deprem güvenli döşememiş %90 insanlar. En az beklediğimiz deprem minimum 7.2. Minimum 7.2 ile 7.6 arasında değişir. Şimdi böyle bir deprem olduğu zaman binaların yıkılmasını bir tarafa bırak, bu büyüklükte bir depremde insan ayakta duramaz. Evin içindeki mobilyaların önemli bir kısmı kırılır, savrulur. Çarptığı insanları ya yaralar ya öldürür. En büyük hasarı Avrupa yakasında göreceğiz. Şimdi ne kadar can kaybı olabilir? Tabii yani böyle hemen belli bir araştırmaya dayandırmadan söylemek zor ama kaba bir hesapla da aşağı yukarı mertebeyi bulmak mümkündür. 1 milyon bina diye düşünelim. Bu 1 milyon binanın içinde en ağır hasar görecek, dolayısıyla ölüm olma riskinin çok fazla olduğu bina sayısı olarak diyelim ki bu 1 milyon sayısının %1'ini alalım. 10 bin bina yapar. 10 bin bina. Her binayı da 4 katlı düşün. 10 bin bina 4 ile çarparsan 40 bin daire yapar. Kat yapar. Her katta 2 daire koyarsan 80 bin daire yapar. Her daireye 4 kişi korsan 320 bin insan çok büyük bir riskin altında demektir. Yani bu işin şakası yok. Yani bu rakamdan da gözüküyor ki 10 binlerce insanı kaybedebiliriz. Rakam vermek çok hoş bir şey değil ama insanların da maruz kalabilecekleri tehlikeyi, yani kabaca bir bakkal hesabıyla bile olsa bir düşünmeleri lazım.